Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay pratik bir tarif ile geldim. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 250 gram tereyağı, 1 adet yumurtanın beyazını çırparak yarısını ekleyelim. 1 yumurta sarısı, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Ve tüm malzemeyi elimizle yoğuralım. Yüz gram nişasta ekleyelim. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bunu azar azar ekleyerek hamuru toparlayana kadar yoğuralım. Hamuru tezgah üzerine alarak yoğurmaya devam edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız ben destek olmak için sevinirim. Evet, hamurumuz artık hazır. Bir tane pet şişeyi küçük parçalar kopartarak dolduralım hamurumuzu. Pet şişenin kapağını ısıtılan bir bıçak yardımıyla yıldız olacak şekilde keselim. Evet, en son kestikten sonra bıçağı ısıtarak kestiğimiz yerleri biraz daha genişletelim. Evet, artık kalıbımız hazır. Kapağını kapatalım. Evet, sıkarak kurabiyemize şekil verelim. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Fırın tepsisini aralıklı olacak şekilde sıkıyorum.
Evet, kurabiyelerimiz hazır. 170 dereceli alt üst fırında hafif pembeleşene kadar pişirmeye bırakalım. Pişen kurabiyeleri fırından çıkartarak kendi halinde soğumayı bırakalım. 200 gram çikolatayı eritelim ve uç kısmını çikolataya batıralım. Evet, tüm kurabiyeleri çikolataya bulamaya devam ediyorum. Evet, dilediğiniz malzeme ile süsleme yapabilirsiniz. Ben Antep fıstığı, file fındık, file badem ve Hindistan cevizi kullandım. Çikolatalar donana kadar kendi halinde bekletiyorum. Evet, kurabiyelerim artık hazır. Servis tabağına alıyorum. Evet, gerçekten çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Yıllardır bu tarifle yaparım. Herkes tarafından çok beğenilen bir tariftir. Mutlaka tarif defterinize ekleyin. Evet, kurabiyelerimiz artık yemeğe, ikrama hazır. Bir tanesini bölerek kıyırlığını göstermek istiyorum yakından. Uzun süre bayatlamayan çok lezzetli bir kurabiyedir. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.